Hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir yerdeyiz. Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi Greenwich plajındayız ve plaja tam buradan 50 metre mesafemiz bulunuyor ve şu anda görmüş olduğunuz gibi oldukça olgun bir ardıç ağacının altındayım. Burada bir bahçe kullanım alanımız var. 400 metrekare kullanım alanına sahip olan bu bölümde bahçemiz var. Tam karşımda villamız var. Tabii biliyorsunuz hep özel havuzlu evler tanıtıyorduk. Bugün de size denize çok yakın ev tanıtıyoruz. Denize biraz daha yakın ev tanıtır mısın diyordunuz. Evet, bugün de buradayız. Şimdi hemen karşı taraftan başlayalım. Bu güzel görüntüleri size göstererek villamızı tanımaya başlayalım. Plaja 50 metre mesafede bulunan villamızın tam şu anda ön kısmındayız. Yani giriş kısmındayız. Hemen karşı tarafında görüyorsunuz oldukça büyük bir bahçe kullanım alanımız var. Karşımda villamızın giriş kapısı var. Oraya geçmeden önce size hemen bahçe kısımlarını tanıtmak istiyorum. Ön tarafımızda bir araç otoparkımız var. Ben aracımı buraya sizler için park ettim. İki tane araç rahatlıkla sığabileceğini düşünüyorum. Villamızın dış cephesine baktığımız zaman villamızın dış cephesinde açık renkler tercih edilmiş. Klimalarımızın bu bölümde takılı olduğunu görebiliyorum. Ve sağ tarafında ise yani binanın sağ tarafında seramik kaplama yapılmış ve kameralarımız da bu bölümde bulunuyor. Şimdi villamızın bahçesine detaylı olarak bakalım. Ön cephesine bakalım. Tabii buradan çok güzel de bir deniz manzaramız da bulunuyor. Bizleri karşılıyor. Zemin kattan kısmi olarak görebiliyoruz ama üst kattan çok güzel bir deniz manzaramız var. Bu arada Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi Greenwich plajındayız. Greenwich plajı da çok fazla kalabalık olmuyor. Hemen alt tarafımızda da çok güzel bir koyumuz var. Dilerseniz oraya böyle sabahları kalkıp denize gidip orada yüzebilirsiniz. Ve burada sabahları deniz dümdüz olduğu için de yani denizin içerisindeki balıkları bile izleyebiliyorsunuz. Hemen karşı tarafında villamız var. Villamıza baktığımız zaman iki kat oluşuyor. Zemin katında oldukça büyük bir balkonumuz var. İkinci katında da bir balkonumuz daha yer alıyor. Şimdi villamızın giriş kapısından başlayalım ve içerisini birlikte tanıyalım. Villamızın tam şu anda giriş kısmındayız. Hemen giriş kapısına baktığım zaman çelik kapı kullanıldığını görebiliyorum. Çelik kapının ön kısmında ise benden tarafta bu bölümümüzde küçük bir pergola alanımız var. Çelik kapımızda hem güneş hem de yağmur gelmemesi için düşünülmüş bir bölüm. Üst tarafına baktığımız zaman yine üst taraflarında da açık renkler kullanıldığını da görebiliyorum. Bu arada dış cephemizde söve kaplamamız var. Söve olarak düşünülmüş. Bu da ısı yalıtımını arttırıyor. Yani ısı yalıtımı için yapılmış. Giriş kapımız antrasit renklerde düşünülmüş. Yerlerde 60'a 120 kahverengi seramikler tercih edilmiş. Girişte hemen sağ tarafında burada bir tuvalet ve bir lavabomuz da bulunuyor. İçeri doğru geçtiğimiz zaman hemen benim sol tarafımda mutfağımız var. Mutfağımızda U olarak düşünülmüş. Sol tarafında buzdolabı yerimiz. Hemen karşımda bir tezgahımız var. Tezgahımızın yan tarafında bu bölümümüzde elektrikli ocağımız, altında fırını, üst tarafında davlumbazımız var. Bu bölümde çamaşır makinesi düşünülmüş ve mutfak dolaplarımız da bordo renklerinde tercih edilmiş. Hemen ön tarafında bu bölümde bir barımız var. Yani bar diyebilirim size kısacası. Bardaklarınızı buraya koyabiliyorsunuz. Üst tarafta buralarda dolapları da mevcut. İsterseniz buraya içeceklerinizi de depolayabiliyorsunuz. Tezgahımız da antrasit renklerine yakın düşünülmüş. Hemen ön tarafında bir salonumuz var. Salona geçmeden önce bu bölümden ben böyle iki evin arasından denizi net bir şekilde görebiliyorum. Tabii kameralardan böyle denizi tam net olarak benim göz açımla birebir aynısını yansıtamıyoruz. Ancak buraya geldiğiniz zaman da buradan bu kısmi olan deniz manzarasında net bir şekilde mutfaktan görebiliyorsunuz. Yani mutfakta iş yaparken bile buradan denizi görebiliyorsunuz. En azından deniz dalgalı mı, sakin mi? Onu da görebilmeniz mümkün. Burada salonumuz var. Salonumuza baktığımız zaman hemen sağ tarafında koltuk tercih edilmiş. Berjerlerimiz bu bölümde yer almış. Hemen üst tarafıma baktığım zaman çok güzel böyle tavan kaplaması yapılmış. Ve içerisinde led ışıklarımız var. Yine aynı şekilde bu bölümümüzde de tavanlarda kaplamalarımız var. İçerisinde led ışığımız var. Klimamız burada duvarda bu bölümde düşünülmüş. Hemen karşı tarafımda televizyon ünitemiz var. Ve buradan ön tarafa teras alanına çıkıyoruz. Teras alanına çıkarken de burada sinekliklerimize kadar takılı olduğunu da görebiliyoruz. Bu ev sahibimiz Fransa'da yaşıyor. Daha önce burayı bizden satın almıştı kendisi. Ve şu anda tekrardan satmak istedi. Bize söyledi, dedi Niyazi'de yardımcı olur musun, satar mısın dedi. Tabii ki abi dedim, yardımcı olurum. Biz de geldik bugün buranın çekimlerini yapıyoruz. Tabii o aldığı zaman böyle değildi. Ciddi anlamda bir tadilat yaptı buraya. Elektrikli panjurundan sinekliğine kadar her şeyini gerçekten de yeniledi. Kapı penceresine kadar yeniledi. Bu bölümümüzde bir terasımız var, bir balkonumuz var. Ön tarafımızda bahçemiz var. Ve buradan zeminden kısmi olarak ben yine denizi görebiliyorum. Buraya bahçe mobilyalarınızı koyabilirsiniz. İçeride salıncakları görmüştük. Salıncakları buraya çıkarıp burada isterseniz gün boyu keyif yapabilirsiniz. Üst katımızda bir balkonumuz var. Bu ev normalde toplamda 3+1. Tabii ki anlatacağım size. Burası 2+1'e çevrilmiş durumda. Şimdi içeriye girelim.
Ve tam karşı tarafımda üst kata çıkacağımız için bu bölümümüzde bir merdivenimiz var. Tabii ki merdiven de yenilendi. Şimdi ne yapıyoruz? Basamaklarımızdan üst kata çıkıyoruz. Üst katı birlikte tanıyalım. Şu anda üst kata doğru çıkıyoruz. Yani zemin katımızı birlikte görmüştük. Bahçemizi görmüştük. Ortalama burada 400 metrekare arsa payının içerisine inşa edilmiş villamız var. İkinci katına geldiğimiz zaman bu bölümümüzde karşımda bir lavabomuz var. Yan tarafında bir duş yerimiz. Yan tarafında ise gömme rezervuarlı bir tuvaletimiz bulunuyor. Hemen ön tarafında bir koridorumuz var. Bu katta yerlerde laminat parke tercih edilmiş. Ve burada bir yatak odamız var. Bu bölümümüzde Bambi'nin tek kişilik iki tane yatağı bulunuyor. Hemen sol tarafında ise burada giyinme dolabımız da tercih edilmiş. Penceresi de karşıda yer almış. Şimdi ön tarafımızda evin en güzel yerine gidiyoruz. Nereye geliyoruz? Ana yatak odasına geliyoruz. Buraya geldiğimiz zaman da hemen yatağımızın sağ tarafında olduğunu görebiliyorum. Ve buradan yatakta sabahları uyandığınızda bile buradan çok güzel bir deniz manzarasına uyanacaksınız. Ve gerçekten de burada çok güzel bir deniz manzarası var. Tabii güneş tam karşıda olduğu için, öğleden sonra olduğu için böyle güneşin biraz yansıması oluyor. Yansıdığı için de böyle hani şu kısım biraz böyle tam denizi bilmiyorum görebiliyor musunuz? Ama ben buradan çok net bir şekilde görebiliyorum. Hemen karşı tarafımda burada bir dolabımız var. Hemen karşımda ise bu bölümde klimamız da yer almış. Tavanlar led şerit sistemi ve ortada avize sistemi olarak düşünülmüş. Ön tarafımızda bir balkonumuz var. Balkondan da yine aynı şekilde buradan hem deniz manzarasını hem yeşillik manzarasını, bahçe manzaramızı hem de aynı şekilde buradan Samos yani Yunanistan'ı da görebiliyoruz. Burada yaklaşık olarak 100 metrekare kullanım alanına sahip olan 2 oda 1 salondan oluşan villamızı tanıdık. Tabii normalde bu ana yatak odası dediğim yer normalde 2 odaydı. 2 odayı tek odaya çevirdiler. Tabii siz isterseniz tekrardan 3+1'e çevirip 3+1 olarak da kullanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz hemen like atıp abone olmayı ihmal etmeyin. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.